Bugün Türk İstihbarat Teşkilatı'nın bilinen en eski ve en yetenekli ajanı Gavur Mümin'i yakından tanıyacağız. Tarihi kaynaklar Mustafa Mümin Aksoy'u, yani bilinen adıyla Gavur Mümin'i, Atatürk'ün ajanı olarak tanımlar. 1892 İzmir doğumlu olan Mustafa Mümin Aksoy'a neden Gavur Mümin dediğini de öğreneceksiniz. Gavur Mümin bir Türk askeriydi. Uzmanlık alanı ise casusluktu. Dönemin teknolojisi de göz önünde bulundurulursa aslında Gavur Mümin bugün 5 James Bond'u cebinden çıkarabilecek kabiliyetteydi. Zekası ise parmak ısırtıyordu. İzmirli Gavur Mümin 1911 yılında İstanbul Beylerbeyi Yedek Subay Okulu'ndan teğmen olarak mezun oldu. İlk görevi ise teğmen rütbesinde Balkan Savaşı'na katılmak oldu. Balkan Savaşı sırasında teğmen rütbesiyle Çatalca ve Edirne'de savaştı. Balkan Savaşı'nda başarılı olan Gavur Mümin, komutanlarının dikkatini çekmeyi başardı. Başarısının ardından Çanakkale Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi'nde görevlerini aldı. Genç bir teğmen olarak cephelerde görev alan Gavur Mümin, memleketi İzmir'in işgalinden hemen önce 1920 yılına kadar İzmir Jandarma Alay Komutanlığı yaptı. Bu zamana kadar cephelerde ya da karargahlarda görev yapan Mustafa Mümin Aksoy, ajanlıkla işte bu yıllarda tanıştı. Yunan işgallerine karşı memleketi İzmir başta olmak üzere birçok ilde halkın, askerin örgütlenmesini sağladı. Gavur Mümin resmi olarak Türk İstihbarat Teşkilatı'nda görev aldı. Gavur Mümin aslında İzmir'in köklü ailelerinden Osmanzadelerin oğluydu. Düşman işgalinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında hemen hemen her cephede savaşmış, savaşçı bir subaydı. Memleket elden gitmesin diye asker olmayı tercih etmişti. Ancak hem başarısı hem de gözü kara oluşu nedeniyle üstleri onun bir ajan olması gerektiğini düşündü. Kuvayi Milliye'ye karşı istihbarat faaliyetlerini bizzat yöneten Gavur Mümin, dayısı Hacı Hasan Paşa ile işgalci Yunan yönetimi ile uyum içinde çalıştı. Artık kışladan ayrılan, üniformasını çıkaran Gavur Mümin'in o dönem maaşı da 5 kat zamlanmıştı. Hem terfi alan hem de maaşı zamlanan Gavur Mümin bunu fazlasıyla hak ediyordu. Vatanını çok seven, verilen her görevi başarıyla yerine getiren Gavur Mümin, işgalci Yunan güçleri lehine çalışan bir Türk subayı gibi görünüyordu. Bunu kendisini perdelemek için yapıyordu. Planları tıkır tıkır işliyordu. Hatta çok geçmeden Yunan Yüksek Komiseri Steryadis ve İşgal Kuvvetleri Komutanı Zafirios'un güvenini kazanmıştı. Gavur Mümin daha da kamufle olmak için dönemin Türk sosyal yaşamında yeri olmayan şapkada takmıştı. İşte lakabı da taktığı şapkadan geliyordu. Onu gören herkes onu bir Yunan sevdalısı, bir gavur olarak nitelendiriyordu. Hatta daha da ileri gidip ona hain mümin bile diyenler olmuştu. Ancak o kafasına sadece şapkasını takıyordu. Söylenenleri değil. O dönem İzmir halkı, yani hemşerileri tarafından hain olarak adlandırılan Gavur Mümin, bir zeytinyağı gibi sızdığı Yunan işgal kuvvetleri karargahından aldığı istihbarat raporlarını, bilgileri, toplantı notlarını, kararları anında Ankara hükümetine ulaştırıyordu. Onun hain olmadığını ilk başlarda sadece bir elin parmağını geçmeyecek kadar insan biliyordu. O genç yaşında cephelerde görev almış başarılı bir Türk subayı, vatansever bir ajandı. Gavur Mümin'in büyük taarruz öncesi Ankara hükümetine istihbarat topladığı Yunan kuvvetleri tarafından anlaşıldı. Yunan işgalciler onu tutuklayıp Palamadi cezaevine koydu. Daha sonra buradan, yani Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan hemen sonra Palya cezaevine, bir süre sonra da Lucia esir kampına gönderildi. Ancak esareti ömür boyu sürmedi. Gavur Mümin, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan esir mübadelesinin ardından 5 Nisan 1923 tarihinde Türk esirlerle birlikte Türkiye'ye döndü. Acı dolu özel hayatını hep geri planda tuttu Gavur Mümin. Vatan aşkının önüne aslında hiçbir aşk ve sevgi geçemedi desek yeridir. Mustafa Mümin Aksoy, nişanlısı Muhsine Hanım ile evlenemeden, albay rütbesiyle tayin olduğu Hakkari'ye giderken zatürreye yakalandı. Daha sonra vereme dönüşen hastalık sonucu 25 Ocak 1948'de hayatını kaybetti. Ve ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan sırlar. Gavur Mümin yakalandığında aslında ölüme mahkum edilmişti.
Ancak araya dayısı Hacı Hasan Paşa'nın girmesiyle cezası ömür boyu hapse çevrilmişti. İşin daha da korkunç yanı, gavur mümin bir Yunan gemisiyle İzmir'den götürülüp Yunanistan'da bir dağın içine oyulmuş ve 300 basamaklı inilen korkunç Palamadi zindanına kapatılmıştı. Gördüğü işkenceler vücudunda ağır tahribata yol açmıştı. Ölmek üzereyken devreye Mustafa Kemal Atatürk girdi. Atatürk'ün aracılığı ile esir Yunan başkumandanı Trikopis'e karşılık Türkiye'ye iade edilen gavur mümin uzun süre tedavi gördü. Yunanistan'ın eline esir düştükten sonra Türkiye'ye getirilen ünlü Türk ajanımızın kimliği uzun süre açıklanmadı. Tedavileri yapıldıktan sonra yeniden jandarma komutanı oldu. Aldığı görevler devlet sırrı olarak saklandı. Atatürk, gavur mümini çok seviyordu. Yunanistan dönüşünde Mustafa Mümin Aksoy ve Atatürk sık sık buluştular. Geçmiş yıllarda gavur müminin hayatı Vatanım Sensin adlı televizyon dizisine de ilham kaynağı oldu. Albay Cevdet rolü aslında onun hayatının anlatılması için yazılmıştı. Yakın çevresi her ne kadar Albay Cevdet ve gavur mümin arasında dağlar kadar fark var dediyse de dizi milyonlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Ünlü casus Albay Mümin'in öldükten çok sonra ortaya çıkan bir başka sırrı ise Atatürk'le olan bağını aslında ortaya çıkarıyordu. Gavur Mümin Türkçenin dışında çok iyi Rumca ve Bulgarca biliyordu. Bu iki dili iyi bilmesi komutanlığına daha yakın olmasını sağladı. Ayrıca ordu defterlerine de bu özellikleri yazıldı. Bizzat Mustafa Kemal'in yönettiği operasyonlar öncesinde oluşturulan dönemin özel harp takımlarında yer almasını aslında iki yabancı dili daha da güçlendirdi. Teğmenliğinden itibaren cephede savaştığı için üstün bir harp yeteneği kazanmıştı. Yabancı dilleri ve kıvrak zekası onun düşmanın içine sızabileceği izlenimini daha da güçlendirdi. Aldığı görevlerin hepsinde başarılı oluyordu. Hızlı yükselişi onun Atatürk tarafından çok sevilen bir subay olmasını sağladı. Bunlar yazılı kaynaklar ve yakın çevresinden elde edilen bilgiler. Emin olun onunla toprağa giden ve sonsuza dek sır olarak kalmaya devam eden yüzlerce bilgi daha bulunuyordur. Albay Mümin'in ölümünden sonra 1948 yılında memleketi İzmir'de yayınlanan Demokrat isimli yerel gazetede ölüm ilanı ilginç bir şekilde yer aldı. Aslında ölüm ilanını eski bir dost imzasıyla yakın bir arkadaşı yazmıştı. İlanı yazan arkadaşı gavur mümine ait olan şu sözleri gazeteye yazdırdı. Tarih büyük ve kalabalık yer. Şayet her vazifesini yapan oraya girmeye kalkışırsa, burada olduğu gibi orada da birbirimize gireriz. Ben sadece vazifemi yaptım. Gavur mümini rahmetle anıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.